birlikte çözüyoruz. Bizim göremediklerimizi bizlere gösteriyorsunuz. Dolayısıyla bizlere yol gösterici oluyorsunuz. Sizlerin söyledikleri bizim için geçerli olan önemli hususlardır. Gazetecilerle birlikteliğimiz her zaman devam edecek. Basın sesimizi halkımıza duyurmada en önemli gücümüz olacaktır. Sizler çalışmalarınızla topluma aydınlatan birer ışıksınız. Siz ne kadar güçlü olursanız bizler de yolumuzu o kadar net görürüz. Bir anlamda siz bizim elimiz, dilimiz ve sesimizsiniz. Görevimiz halkın bilgi almasını sağlamak. Bu görevi de yerine getirebilmeniz için biz elimizden geleni yapacağız. Her gün binlerce habere imza atarak, bunları toplumla buluşturan, kamuoyuna yön veren, gece gündüz demeden çalışan siz değerli basın mensuplarının gününü kutluyorum ve başarılarını diliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Basın mensupları adına çok teşekkür ederim. Başkanımıza hoş geldiniz diyorum. Sevgili başkanım, sevgili başkan yardımcılarım, değerli meslektaşlarım, bugün burada Tekirdağ Büyükşehir Gazeteciler Derneği'nin belediye başkanımızla bir ricası oldu. Dedik ki biz her yıl geleneksel olarak neredeyse Ereğli'yi özel durumda bir geceyi yaşıyoruz. Buraya özdeş oldu. Açıkçası burayı bir şekilde sevgili arkadaşlarımız ve burada böyle bir gecenin yapılmasıyla ilgili bir teklif kendilerine getirmek. Kendilerine sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Tabii ki bizim için değerlisiniz, önemlisiniz. Böyle bir gecenin burada devamı ile ilgili olan kısmını biz aynı şekilde sürdürmek isteriz dediler ve bu akşam bizleri burada kabul ettiler. Ancak enteresan bir gelişme oldu bu yıl 10 Ocak'la ilgili. Hepinizin bildiği üzere 10 Ocak gecesi burada yapılır. Diğer ilçelerde genelde olmazdı. Fakat bu akşamın ilginç olan tarafı şu. Şu anda Çorlu'da, İlkok Otel'de Ahmet Sarıkurt tarafından Çorlu basın saat arkadaşlar arıyorlar şu anda. 9-10 gibi oradan kapan buraya bir şekilde gelecek. Orada bir gece yapılıyor. Doğal olarak arkadaşlarımızın bir kısmı orada bölünmüş oldu. Çünkü biz bu geceyi sadece Süleyman Paşa olarak değil, biz Tekirdağ tümünü kucaklar şekilde yapmayı düşünmüştük. Sağ olsunlar bu arada 56. yılını bugün tamamlayan ve 56. yılını şu anda kutlayan Hayrabolu Sesi gazetemiz var. İsmet abimiz aramızda şu anda. Abiciğim 56. yıllarınız inşallah daha 56'larla bulursun. Sizlere de bu bütün arkadaşların meslektaşların nezdinde kutluyorum. Hayrabolu'nun tek günlük gazetesi var. O da 56 yıllarında yayın hayatını sürdüren ve sahibi ve eşiyle birlikte bu akşam onlar da aramızda. Ereğli'nin değerli basın mensubu arkadaşlarımız zaten burada olmazsa olmazdı. Çorlu'dan Abdurrahim arkadaşlarımızı görüyorum. Ve Şerkezköy'den de Şaban kardeş bu akşam Vahapaka İndiye'de desteğiyle Şerkezköy'de bir gece düzenledi. Tesadüftür ki biz hep tek olan gecemizi bu akşam üçe böldük. Dolayısıyla da üçe bölününce bu kadar gazeteci buraya gelmemize rağmen salonu doldurduk. Yani sevgili başkanımızın kocaman yüreği bizleri bir şekilde yani bir şekilde sığdırdı ve bizleri burada misafir etti. Kendisine ben hepiniz adına teşekkür ediyorum. Böyle önemli bir gecede bizi ağırladığı için. Şimdi Ereğli ile ilgili hemen kısa bir iki bir şey vermek istiyorum. Ereğli bizim için neden önemli oldu? Neden burada buluştuk ve kucaklaşma istedik? Ereğli'nin çok özlediği, çok önemli açıkçası yatırımları ve de projelere ihtiyacı vardı. Bu projelerden bir tanesi Marmara Ereğli'sini, Marmara Ereğli'si yapan şey hepinizin bildiği üzere deniziydi. Yani denizle kucaklaşma diye bir konu vardı. İşte bu konu her nedense arka deniz diye az önce belediye başkan yardımcımızın da takdim ettiği gibi, görselde de gösterdiği gibi yaklaşık bin metrenin üzerinde bir alanın arka denizin sahile buluşması Marmara Ereğli'si için zaten olmazsa olmazı gibiydi proje anlamında. Bu Hikmet Ata ve ekibine kısmet oldu. İnşallah bu yazda
O az önce gösterdikleri o güzelim projeyi biz aynı şekilde görmüş olacağız. Bu bizim Trakya'mızın da aynı zamanda gerçekten ben öyle düşünüyorum. Yani gözek olacaktır. Bizim gururumuz olacak, bir plaj haline gelecektir. Bizim ikinci buluşma noktamız da bilindiği gibi hemen karşıda gördüğünüz bir alanımız var. Yaklaşık kaç bin metrekareydi başkanım, onları bakıyorsunuz size. Yaklaşık 56 bin metrekare gibi bildiğiniz işte bir yerimiz vardı. Samet Engin hoş geldiniz, Faruk hoş geldiniz. Çorlu basında yavaş yavaş gelmeye başladı. İnşallah buraya sığacağız bu akşam. 56 bin metrekarenin oraya sığışmasıyla beraber Marmara Enerjisi'nin arka deniz ve ön deniz olmak kaydıyla buluştuğu noktayı hayal edebiliyor musunuz? Deniz anlamında korkunç güzel bir proje ortaya çıkartmış olacak. Yine biz belediye başkanımızla paylaştığımız bir üçüncü buluşma noktasının da burada gözden her zaman göze batan bir yeri vardı. Yine şu anda belediyenin yeni olan belediyenin karşısında 10 bin metrekarelik denize buluşan bir yeri daha var. Yani askerlerin nöbet tuttuğu, aynı zamanda askeri olarak kullanılan yer. Oranın da buluşmasıyla beraber toplam 3 tane noktanın denize buluşması sağlandığında Marmara Enerjisi'ni Marmara Enerjisi haline getirebilecek çok önemli 3 tane proje. Açıkçası bir gazeteci olarak ben duygulandım. Bunları öğrendiğimde, yani ilk başta açık söylemek gerekirse inanmak bile istemedim. Çünkü çok görülmüş, çok yaşanmış şeyler değil. Devletten bir şeyleri kopartmak, hizmet olarak onu sunabilmek zaman zaman bürokrasiye takılan çok önemli şeylerdi. Oysa biz burada ayları konuşuyoruz, daha Hikmet Atan'ın senesi olmalı. Biz böylesine büyük önemli projeleri konuşuyor olmamız açıkçası beni çok heyecanlandırdı. İşte biz gecemizin burada yapılmasını biraz da bunun için istedik. Dedi ki hep beraber kucaklaşalım. Buradaki bu projeleri bu akşam Hikmet Atan ve ekibi bizlere bunları sunma, tanıtma imkanı bulsunlar. İnşallah bambaşka bir Ereğli'de 5 yılın sonunda buluşacağız müjdesini aldık. Bunları da sonunu projeleri bitmişlerdi görmek istiyoruz olur diyoruz. Bütün arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İnşallah arkadaşınızı bitirdiğimiz zaman açılışında da tüm basın mensuplarını davet edeceğiz. En kısa zamanda açılışta görüşmek üzere diyorum. Burada bir de dünya şampiyonumuz var bizim. Dünya şampiyonumuz Gülşen kardeşimiz de Antalya'da yüzümüzün akı oldu. Bizim Ereğli kendisi Türkmenli mahallemizde oturuyorlar. Onu da tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ben öncelikle Özel Günü'nü kutluyorum. Gerçekten elinizin ayağına sağlık. Orada başkanım da sağ olsun böyle bir güzel organizasyonda sizleri hem de beni sizlerle buluşturduğu için. Daha önce Avrupa Şampiyonluğu dünya derecelerim vardı ama çok şükür üzerine dünya şampiyonluğu da elde etmiş oldum. Madem de o eksikti. Çok şükür isteyen başınızı okumak, bayram filmleri çekmek nasip oldu. Gördüğünüz kutlu olsun. Ben de başkanımızın yönetimi yer aldığından bugüne kadar yapmış olduğu hizmetleri size açıklayacağım. Sağlık alanındaki çalışmalarımız Toplum Sağlığı Merkezi ve Aile Hekimliği Merkezi eski belediye binamızda hizmet edilmiştir. Sıcak asfalt, sıkıştırılabilir beton, kilit parke taşlar yapıldı. Sıkıştırılabilir beton yolumuz Marmara Enerjisi'nde ilk defa bu sıkıştırılabilir beton yol uygulamasını yaptık. Toplamda 5000 metreküp Yeniçbik Mahallesi'nde İsmet Ata Caddesi, Lütfukurt Caddesi, Dumlupınar Bulvarı, Çiftlik Altı Caddesi, 23 Nisan Caddesi, bunlar da Sultanköy Mahallemizde. Bunu almaya kısa zamanda geçeceğiz.